Seven sevdiğine sevdiğini söylesin. İnsan sevdiğine değer verdiğini, kıymetli olduğunu hissettirmesi gerekir. Günün birinde adamın biri eşinin, çocuklarının ve işinin yoğunluğundan annesine ilgi göstermediğini fark etmiş. Daha sonra annesini bir akşam yemeğine davet etmiş. Şaşıran, aynı zamanda da mutluluğunu gizleyemeyen annesi, "İkimiz mi?" dedikten sonra "Çok isterim" diye cevap vermiş. İş çıkışı annesini almaya giderken annesinin çoktan hazırlığını yapmış ve çocuklar gibi mutlu olduğunu fark etmiş. Bu sırada biricik annesine yıllardır göstermediği ilgiden dolayı hatasını anlayan adam pişmanlıkla annesini yemeğe götürmüş. Oğlunun koluna kraliçe edasıyla giren anne ile evlat arasında samimi, çok güzel sohbetler geçmiş. Eskiler yad edilmiş. O kadar ki sinemaya gidilecekken biletin saati muhabbetin koyuluğundan unutulup gitmiş. Akşam yemek bittikten sonra anne demiş, "Tekrar bir akşam daha çıkalım mı?" Bu masumane soru karşısında yıkılan adam tebessüm ederek, "Kesinlikle" demiş. Anne söze atılmış, "Ama bu sefer ben seni davet etmek istiyorum" demiş. Adam da annesinin gözlerindeki ışıltıya bakarak, "Tamam anneciğim" demiş. O gün eve gittiğinde geç olduğu için hemen uyuyan adam, ertesi gün eşine yemek davetinin ne kadar güzel geçtiğini anlatırken bir telefon gelmiş. Telefonun başındaki doktor, "Annenizi bir kalp krizi sonucu kaybettik. Başınız sağ olsun" demiş. Gözyaşlarıyla dizlerinin üstüne yıkılan adamı eşi teselli ederek demiş ki, "İyi ki o daveti düşündün. Yoksa bu vefasızlık hep hatıranda kalacaktı" demiş. Ertesi gün annesinin evinde taziyeleri kabul ederken eşi annesinin yatak odasında bir günlük bulmuş. Gariplik o ki en son yazısı davet gecesine aitmiş. Kısaca şunlar yazmaktaymış. "Sevgili günlük, oğlumla geçirdiğimiz bu günü hiçbir zaman unutmayacağım. Keşke şimdi yanımda olsa da ona seni seviyorum oğlum deyip sarılsam boynuna." Adam, o an seni seviyorum demenin ve hayatta değer verdiğimiz insanlara hak ettikleri zamanı ayırmanın önemini gözyaşları arasında anlamış. Efendimiz der ki, "Seven sevdiğine sevdiğini söylesin."